Buyurun. Abi ben de anonsunuz. 17 yaşındaki mi ne? Hayır. Ben geliyorum. Yani da isteğiyle. Biraz gel abicim, bariyer yapın. Petika 1 işlemini an itibariyle nihayete erdirdik. Yaklaşık 10.55'te heyet buraya gelmiş oldu. 11.08'de mezarın açılmasıyla ilgili çalışmalar başladı. 11.31'de de Cem Gariboğlu'nun cesedi olduğu iddia edilen kemiklere ve kafatasına ulaşıldı. Mezarlık iki parça halindeydi. Üst parça boş. Üst kısım boş. Alt kısımda ceset bütünlük arz etmiyor. Kemikler var, kafatası var ve kefen yok. Steril bir bez yok. Dağınık bir şekilde toprak üstü sadece kemikler ve kafatasını görebildik. Şöyle bir müsbet tarafı var. Çok su alan bir bölge olmadığı için incelemeler sağlıklı yapılacaktır diye düşünüyoruz. Çünkü özellikle 10 yıl geçtikten sonra biliyorsunuz mezarlıkların içi doluyor ve oradaki incelemelerin akademik ve bilimsel perspektifte sağlıklı yapılabilmesinin hukuki ve fiili koşulları oluşmuyor. Ama tekrardan söyleyeyim, iki tabaka vardı. İlk tabakada hiçbir şey yok. İkinci tabakada da kefen bekliyorduk biz ve bez. Kefen ve bez yoktu. Toprağın üzerinde dağınık şekilde kemikler ve kafatası vardı. Kefensiz bir şekilde. Onu bilemiyorum ya, o konuda ben bir şey söyleyeyim ama an itibariyle tutanağa da geçti. Kefen ve bezin olmadığını hem Ali Tıp uzmanları, 3 tane uzman arkadaşımız yazdılar. Hem de biz de tutanağa geçirdik. Başsavcılık da keza onu yazmış oldu. O kemik parçaları, küçükler bırakıldı ama büyük kemik parçaları ve kafatası steril bir şeye konularak veze Ali Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'ne götürülmek üzere hazır edildi. Tek tek incelenecek. Onlar özellikle dişler incelenecek varsa dişler üzerinde. Fakat bizim orada da bir itirazımız oldu. Biz bu incelemenin Ali Tıp tekniği bakımından Garipoğlu ailesindeki erkek bireylerin YSTR DNA'larıyla güncel biyolojik verileriyle DNA nöklemeleriyle yapılmasını istiyoruz. Geçmişte alınanlar üzerinden yapılmasını sağlıklı bir sonuç vereceği kanaatinde değiliz. Onu özellikle talep ettik. Yani dedik ki siz güncel bir şekilde bu DNA örneklerini, genotipleri, YSTR DNA'ları güncel bir şekilde lütfen alın dedik. Zannediyorum şimdi bundan sonraki aşamada çok hızlı bir şekilde Garipoğlu ailesinin erkek bireyleri Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. Başsavcılık makamı tarafından Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek ve Adli Tıp Kurumu tarafından DNA örnekleri alınacak. O güncel DNA örnekleriyle bu incelemenin yapılmasını biz özellikle rica ettik. 2014'te veya geçmişte yani yapılan 2009 yılında yapılan DNA incelemeleri, oradaki biyolojik verilerle bunun yapılmasını biz sakıncalı buluyoruz. Gerçekten bizim amacımız adaletin tecellisi, maddi gerçeğin ortaya çıkmasıysa yeniden bu DNA örneklerinin aileden alınması gerektiğini düşünüyoruz. Ona ilişkin talebimizi daha keza sunduk. Bundan sonra birazdan tutanağı nihayete erdirip, tanzim edip imzaladıktan sonra Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'ne gidecek bu kemik ve kafatası parçaları. Orada inceleme yapılacak. İnceleme yapıldıktan sonra kimliklendirme yapılabilmesi için, tam anlamıyla raporun tanzim edilebilmesi için Garipoğlu ailesinin bireylerinin DNA örnekleri beklenecek. O DNA örnekleri de başsavcılık tarafından alınacak. Daha sonra kimliklendirme işlemi yapılacak. Yapılırken eş zamanlı Kimya İhtisas Dairesi, Biyoloji İhtisas Dairesi, Morg İhtisas Dairesi raporlarını eş zamanlı tanzim edecek ve bu ceset tekrardan Garipoğlu ailesinin avukatına teslim edilecek. Çünkü avukatı ailenin gelip teslim alamayacağını ifade etti. Almayacağını söyledi. Yani işte Cem Gariboğlu'nun annesi veya babasının yakınlarının almayacağını ifade etti. Cesedi de kendisi teslim alacağını söyledi. Başsavcılık onun üzerine avukata teslim edilmesine dair cesedin talimat yazacak Adli Tıp Kurumu'na. Daha sonra da buraya gelip yeniden anladığım kadarıyla defnedilecek.